Mossad eski başkanının Erdoğan'dan nasıl korktuğunu biliyor musunuz? Türkiye hakkında ne düşündüklerini? Peki CIA ve Mossad'ın Türkiye üstündeki emellerini merak etmeyin, öğreneceksiniz. 1948'de CIA tarafından ana akım medyaya yönelik bir operasyon başlatıldı. Soğuk Savaş döneminde Sovyetler karşıtı bir proje olarak hayata geçirilen bu projenin adı Alaycı Kuş Operasyonu'dur. CIA bu girişim için yılda 1 milyar dolar toplam bütçesinin yaklaşık üçte birini harcadı. Anlayacağınız CIA adına cephe açmak için binlerce gazeteciye rüşvet verildi. Biz buna satın alındı diyelim. İki elde işe alınanlar CBS News, Time, Life, Newsweek ve New York Times'tan Hollywood'un Paramount stüdyolarına kadar uzanıyor. 1953'ten sonra projeyi CIA şefi Alan W. Dulles yönetti. Hani şu hedef insan zihnindeki savaşı kazanmaktır. Zihin yıkamayla ideolojisini ve inancını değiştirmek ve gerekirse bir Mançurya kobayı yaratmaktır diyen şahıs. Bu zamana kadar alaycı kuş operasyonu 25 gazete ve haber ajansı üstünde büyük etkiye sahipti. Bu organizasyonları William Paley, Henry Luke, Arthur Hayes, Sulzberger, Helen Rogers Reed, Dorothy Schiff ve Alfred Friendly yönetiyordu. 1976'da Senatör Frank Church'un CIA yakındaki soruşturması CIA'in medyadaki yolsuzluğunu ortaya çıkarmıştı. Yani deşifre oldular. Alaycı Kuş operasyonu daha sonra uluslararası medya organlarına da yayıldı ve bunun hala devam ettiğini düşünüyorum. Soğuk Savaş sırasında bir CIA'i NATO propagandası olan komünist ideolojileri karalama yöntemi bugün yerini teknokratik bir ekonomik sisteme bağlı büyük sıfırlamaya bıraktı. Son yıllarda hemen her ülkenin büyük medya kuruluşları ve gazetecilerinin haber spikerlerinin, moderatörlerin büyük çoğunluğu 3-4 küresel haber kuruluşunun bildirdiklerini papağan gibi tekrar etmesi gibi tuhaflıkla karşı karşıyayız. Esasen medyayı propaganda amacıyla kullanan tek istihbarat teşkilatı CIA değildir. Diğer ülkelerin istihbarat servisleri de aynı şeyi yapıyor. Örneğin sızan belgelerden anlaşılıyor ki Reuters ve BBC News'e İngiliz Dışişleri Bakanlığı tarafından Rusya'nın komşuları üzerindeki kontrolünü zayıflatmayı amaçlayan gizli bir propaganda programını ilerletmek için milyonlarca dolarlık sözleşmeler verildiğini ortaya koyuyor. Şu anda tanık olduğumuz şey dünya istihbarat teşkilatlarının çoğunun medyayı aynı yönde yönlendirmesidir. Biden'ın Hakikat Bakanlığı Şefi lakabıyla anılan Dezenformasyon Denetleme Kurulu Başkanı Nina Jankovic bir toplantıda Twitter'da neyin gerçeğe uygun olduğu, neyin olmadığını ilan etme sorumluluğunu sadece teyitli kullanıcıların üstlenmesi gerektiğini savunmuştu. Ukrayna krizinde zihin bulanıklığına yol açabilecek korkunç bir algı operasyonu yürütüldü. Ana akım anlatıya karşı çıkan bilim adamları, akademisyenler ve yazarlar da hedefe konuldu. Hatırlayınız, Putin'le Stalin'in fotoğrafları yan yana konularak Putin'in nedenle diktatör olduğu algısı işlenmişti. İnanmayan CNN Türk'ün, Habertürk'ün ve daha birçok kanalın geçmiş programlarına bakabilir. Komplo teorisi teriminin bile CIA tarafından 1967'de John F. Kennedy suikastinin resmi boyutunu sorgulayan ve suikastçı Lee Harvey Oswald'ın tek başına hareket ettiğinden şüphe edenleri diskalifiye etmek için ortaya çıkarıldığı düşünülüyor. Zira Oliver Stone, Kennedy suikastinin arkasında CIA'in olduğuna dair güvenilir kanıtlar sunmuştu. Bugün de NATO'nun Ukrayna üstünden Rusya'nın bağımsızlığını tehdit etmesi gerçeğine aykıranlar ötekileştirildi, dışlandı ve komplocu ilan edildi. Dolayısıyla birini komplo teorisyeni olarak etiketlemek, gerçeği saf ve basit bir şekilde susturmayı amaçlayan bir strateji olarak karşımıza çıkıyor. Oysa gerçek, ana akı medyanın NATO CIA tarafından kontrol edilmesidir. Bu sebeple hakikati tüm çıplaklığıyla ortaya çıkarabilecek cesarette bağımsız, tarafsız ve güçlü medya organlarına ihtiyaç vardır. Adam Türkiye'den haz etmiyor. Bir zamanlar bütün batı istihbaratlarına Türkiye ile işbirliği yapmayın çağrıları yapıyordu. Interop özel bir güvenlik şirketi kurmuştu. PKK ve Suriye kolu YPG'yi eğitiyordu. Özel şirket olduğu için İsrail bizim haberimiz yok diyerek güya bu işten yırtıyordu. Birçok ülkede yasa dışı operasyonlar yapıyordu. İran'da nükleer fizikçilere suikastler de onların işiydi. En son Ukrayna'da eğitim verdikleri ortaya çıktı. O adamı bana bir Türk iş adamı anlatmıştı. Emekli olduktan sonra Türkiye'ye gelerek iş adamımızı villasında ziyaret etmiş, sessizce evin duvarlarında, tavanında bazı yerleri işaret etmiş. Misafir gittikten sonra iş adamımız duvarlarda işaret edilen yerleri parçalamış. Leblebi gibi kamera ve dinleme cihazları fışkırmış evinden. İsrail istihbaratı Mossad yerleştirmiş. Cemuzan 6 yıl önce Paris'te kahve içerken anlatmıştı bu olayı bana. E zaten evine gelen de yeni emekliye ayrılmış ve Mossad'ın da başkanıymış. O bilmeyecek de kim bilecek? Adı Deni Yatom. Hem genelkurmay başkanlığı yaptı hem de İsrail istihbaratı Mossad'ı yönetti. Dün yeni bir şey yumurtladı. Yunan basınına demeç verdi. Türkiye başkanı ülkesini bir süper güç olarak görüyor. Erdoğan'ın amacı Osmanlı İmparatorluğunu yeniden canlandırmak diyor Deni. E zaten Yunanistan'da bir Türkiye fobisi aldı başına gidiyor. Mossad eski başkanının bu açıklamaları da Yorgo'nun canını fena sıktı. Atina'da Türkiye ile yatıp kalkıyorlar. Ürettiğimiz silahları her gün canlı yayınlarda halka anlatıyorlar. Daha da silahlanmalıyız diye yırtınıyorlar. Türkiye korkusu Yunanistan'ı parasal anlamda Almanya'nın, askeri anlamda Amerika'nın işgaline kadar götürdü. Osmanlı geliyor diye adeta ülkelerini sattılar. Artık gırtlaklarına kadar tam bağımlı hale geldiler. Ülke anahtarlarını verdikleri Almanya'nın Dışişleri Bakanı Baerbock hanımefendi Yunanistan'ı ziyaret ediyor. Yola çıkarken Ankara'ya mesaj gönderdi. Türkiye bizim için vazgeçilmez ortak dedi. Yani Yunanistan'a gidiyorum ama idare et, milyarlarca euro alacağım var, mecburum gitmeye demekti. Vazgeçilmez ortak açıklaması. Bugün gelinen noktada birçok ülke için artık Türkiye vazgeçilmez ortak konumunda. Hatta bazıları için hayati önem taşıyor. Avrupa'nın geleceği enerji koridorları anlamında Türkiye'nin elinde. Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra Türkiye ile ekonomik ortaklık anlaşması imzalayan İngiltere ile ticaret hacmimiz 18 milyar sterlini geçti. Rakamlar çığ gibi büyüyor. İsveç ve Finlandiya'nın Ruslardan korunması da Türkiye'nin iznine bağlı. Dünya gıda krizine girme tehlikesiyle karşı karşıya. Tahıl koridoruyla dünyaya nefes aldıran da Ankara. Amerika'da tüm düşünce kuruluşları, Pasifik'te Çin'e karşı kazanmak istiyorsak Akdeniz, Karadeniz ve Orta Doğu'da sırtımızı Türklere dayamak zorundayız, yoksa kaybederiz, diye bas bas bağırıyor. Bu duruma son 20 yılda gelindi ama kolay olmadı. Türkiye çok bedel ödedi. Ancak şimdi meyvelerini toplama zamanı. Türkiye tam bağımsızlık yolunda hızlı adımlarla ilerleyip silah sanayinde %70 yerli ve milli noktaya gelince kendi silahını üretmeye başlayınca birilerini korku sardı. İslam ülkelerine silah satışlarımızda patlama yaşanıyor. Batı, Türkler yazılımları ellerinde tutarak İslam ülkelerini kendine bağımlı hale getiriyor. Bu gelecekte İslam ülkeleri NATO'sunu oluşturabilir diye ağıt yakıyor. Ruslar gelin savaşların seyrini değiştiren tank, zırhlı araç sanayini ve savunma sistemlerini toprağa gömen sihaları birlikte üretelim diyor. Acayip şeyler oluyor. Karabağ girdik diye Kanada sihalar için gönderdiği optik kameralara ambargo koyarak bizi cezalandırmış güya. Onu da ürettik. Şimdi Kanada'da Türk siyası alıp Ukrayna'ya gönderelim diye milyonlarca dolarlık bağış kampanyaları başladı. Alman gazetesi Handelsblatt de bu konuyu gündeme getirip Kanada ile dalga geçiyor. Ukrayna'da Türk siyalarının Ruslara ağır darbe vurduğunu, savaş ve uçak gemileri, tanklar, helikopterler, uçaklar, uydular ürettiğini ballandırarak anlatıyor. Almanya silaha 100 milyon dolar harcayacakken Türkler neredeyse tüm ihtiyacı için kendileri üretiyor diye bağırıyor. Türkiye uluslararası silah teslimatında uluslararası bir oyuncu haline geldi diyerek ağlıyor. İhracatımızın üç katına çıktığını haykırıyor. Dışarıdan bakanlar durmaksızın büyüyen, devamlı güçlenen Türkiye'den bahsediyor her gün. İçeridekilerden, İddiatçı kafa muhalefetse, sihaları yapanları yargılayacağız diyor. Böyle bir muhalefeti Batı başkentlerinde kim istemez? Bu iddiaçı kafalar iktidara gelse Batı aşkına silah üretimimizi durdurur mu? Vallahi onu bunu bilmem ama üretenleri hapse atmaktan bahseden bir zavallı zihniyet var ortada. Neler olacağını düşünmek bile istemiyorum. Bir süreci dünya ekonomisinin beklediğini hatırlatıyorlar.